Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Sanayi 4.0'ın artık yeni bir bürokrasi 4.0'ı gerektirdiğini belirterek, dünyanın yaşadığı bu dijital devrimin çözümlerini geleneksel siyaset ve bürokrasiden beklemek mümkün değildir. Bizim mutlaka şu an için bakanlıklar düzeyinde olmasa da yeni yapay zeka departmanları kurmamız gerekiyor dedi. Aşut, yakın gelecekte ekonomik anlamda var olma ya da yok olma meselesi olduğu için dünyanın yeni üretim devrimi olan Sanayi 4.0'ı hep gündemde tuttuklarını söyledi. Aşut şöyle devam etti. Konu tek bir kuruma veya sorumluluklar tek bir tarafa ait değil. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK'lar dörtlü sarmalında çözülecek bir konudan bahsediyoruz. Dünyada artık bu hedefe ait vizyonu, yasaları, gereklilikleri belirleyenler, bürokratlar, hukukçular veya mülkiyeliler değil, Türkiye'nin 2019'da yeni bir yönetim modeline doğru gittiğini belirten Şerafettin Aşut, kimileri bu yeni modelin ülkeyi daha merkeziyetçi yapacağını düşünüyor. Bu noktada bazı şeylerin merkeziyetçi politikalarla ele alınması mantığı tabii ki gereklidir. Önemli olan nelerin merkeziyetçi, nelerin daha yerel temelde idare edileceğini belirlemektir diyerek devam etti. Ülkemizde destek ve kredilerde büyük bir bilgi kirliliği ve karmaşık bir bürokrasi ve yetki karmaşası var. Vizyon ve destekler tek bir kamu otoritesi elinde yetkin bürokratların ve farklı disiplinde eğitim almış çeşitli elemanların ve dahası iş dünyasının temsilcilerinin de olduğu tek bir elden yönetilen bir otorite tarafından ele alınmalıdır. Bakanlıkların birbirinden bağımsız bir biçimde biyoteknoloji, nanoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri projelerine destek verdiğini kaydeden Aşut, hepsi ayrı ayrı birbirinden bağımsız vizyon oluşturmaya, politika oluşturmaya çalışıyor ve dahası bizlerin sektörlerini bizim haberimiz olmadan dönüştürmeye çalışıyor. Ne yazık ki böyle bir yere varamayız. Ortak bir hedef oluşturmalıyız. Kamuda bilgi birikimi tek elden olsun dedi. Mersin'in tanınmış basın kimliklerinden televizyon programcısı Ahmet Özdemir'in annesi Elif Özdemir vefat etti. Ahmet Özdemir, Mersin Cemevi'nde taziyeleri kabul etti. Elif Özdemir için düzenlenen törene milletvekilleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle basın mensupları katıldı. Elif Özdemir, Tarsus Bağlarbaşı köyünde toprağa verildi. Mersin'in Mut ilçesini Silifke'ye bağlayan yolun heyelan nedeniyle ulaşıma kapanması nedeniyle ulaşım Gülnar yolundan sağlanıyor. Sağanak yağış nedeniyle Mut-Silifke yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Mut-Silifke istikametine gidecek olan araçlar Mut-Kurtsuyu mahallesi mevkiinde bölge trafik ekiplerince Gülnar yolu ayrımında durdurularak geçişe izin verilmiyor. Silifke'ye gidecek araçların ulaşımına Mut, Zeyne, Gülnar üzerinden izin veriliyor. Mersin Silifke ilçesindeyiz. Burası Mersin Silifke'yi Mut, Karaman, Konya ve Ankara'ya bağlayan karayolu. Silifke'nin yaklaşık 5 kilometre ilerisinde bir heyelan oldu. Heyelanla yol tamamen toprak altında kaldı. Şu an karayolları çalışma yapıyor ama toprak altında kalan araç var mı yok mu bu merak ediliyor. Çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların 2-3 gün daha sürmesi bekleniyor. Muhtemelen yol bu süre boyunca kapalı kalacak ve Gülnar güzergahından tekrar Silifke'ye verilecek. Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan şiddetli dolu, muz seralarına ciddi zarar verirken çilek seraları da sular altında kaldı. Anamur'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur bir süre sonra dolu yağışına döndü. Yağış nedeniyle şehir merkezinde caddeler su altında kalırken yaklaşık 20 dakika süren dolu özellikle muz seralarına ciddi zarar verdi.
İlçede çok sayıda çilek serası da su altında kaldı. Ekipler yağışın meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını devam ettiriyor. 60-70 milyar lira civarında bir zararım var. Kaymakamlıktan, devletimizden yardım bekliyorum. Sizlerden yardım bekliyorum. Devamlı buradan gele, buradan gele. Doğudan batıda, kuzeyden güneyden. Kuzeyden bir şey, buradan geldi. Ekim kalmadı ovada, evin üstüne götürdü çatıyı. Yani şu anda tam kesmeye gerektik. Komple göçme oldu yani. Yani zarar. İşte bu yılki yemeklerimiz bitti. Yarına bunlar çürür. Yazık. Bir yıllık emeğimiz bitti. Bunlar iki ay sonra açar artık çiçeği. Budak, bakımını yaptır, ilacını ver, kimyasını ver. 7 aylık emeğimiz bitti. Meskinin sorunu 4 sefer köprüde açtı. Köprünün altından kalıplardan dolayı. Kanal tıkanıyor. Meski 4 sefer yaptık. 4'üsünde yine basıyor, su yine bastı. Ve çilerimizin halini gördünüz. Yani yazık değil bizim emeklerimize. Mersin'in Silifke ilçesinde dolu yağışı nedeniyle sera ve bahçeler zarar gördü. Silifke ilçesine bağlı Taşucu, Kum, Kurtuluş, Sökün, Yeşilovacık, Akdere, Işıklı, Bahçeköyü, Atayurt, Arkum mahallelerinde yağan dolu badem ağaçlarının çiçeklerine, bakla, seralara ve açıkta yetiştirilen çilek bahçelerine ciddi zarar verdi. İlçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bütün yerleşim birimlerini tek tek gezerek sera ve bahçelerde oluşan hasarı tespit etmeye başladı. Bir süredir beklenen kar sonunda Çamlıyayla'ya yağdı. Geçtiğimiz yıl aynı aylarda aşırı kar yağışlarının yaşandığı ilçede bu yıl kar yağışı geç geldi ve mevsim normalleri miktarından az yağdı. Çamlıyayla'da kar yağışı başladı. İnce ince başlayan, ardından şiddetini arttıran kar yolları buz ve beyaz örtüyle kapladı. Özellikle Çamlıyayla'da, ara sokaklarda ve yollarda araçların üzerinde ve çatıların üzerinde kar birikintileri oldu. Birçok Çamlıyaylalı beyaz örtüyü sokakta karşılarken sosyal medya hesaplarından hatıra fotoğrafları paylaştı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri ise kar küreme araçlarıyla çalışmaya başladı. Kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor Çamlıyayla'da. Yetkililer yaylaya gidecek olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Erdemli'de beton mikserinin çekiciye çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Çiriş mahallesinde Erdemli-Ayrancı karayolunda yaşandı. MÇ yönetimindeki beton mikseri yoldan çıkan bir aracı kurtarmaya çalıştığı ileri sürülen çekici kamyonuna çarptı. Kazada beton mikseri sürücüsü MÇ ile vinçte bulunan Uğur U ve Veli U yaralandı. Yaralılar Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin'de Zeytin Dalı harekatına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar ve terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, 19 fişek, örgütsel yayın ve dijital malzemeler ele geçirildi. Mersin'de dikkatli vatandaşların ihbarı üzerine fünyeyle patlatılan şüpheli paketten el yapımı patlayıcı çıktı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda yol üzerinde güvenlik güçlerine saldırı amacıyla konulduğu değerlendirilen şüpheli bir paket, ihbar üzerine gerekli çevre güvenliği alındıktan sonra bomba uzmanı ekiplerce fünye ile patlatılarak imha edildi. İmha edilen şüpheli paketin yapılan incelemesinde fünye düzeneği yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken patlayıcıyı o noktaya bırakanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Erdemli Katı Atık Bertaraf İstasyonu faaliyetine başlarken bu yolla ilçe genelinde vahşi depolama alanlarında oluşan çevresel faktörlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Daha önce vahşi depolama alanı olarak kullanılan sahada Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin çalışmaları kapsamında gerekli bütün izinler alınarak son rehabilite çalışmalarıyla katı atık aktarma istasyonu projesi hayata geçirildi ve atıkların aktarma işlemleri de başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediye olarak çevre konusunda ödüllü belediye olmaya layık görüldüklerini hatırlatarak, Mersin'in birçok bölgesinde geleceğe dönük çevresel projelere devam edeceklerini söyledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde düştüğü kanalda 7 gündür mahsur kaldığı düşünülen köpeği arama çalışmaları gönüllülerin de desteğiyle devam ediyor. Arama çalışmalarında 7. günde geride kalırken köpek henüz bulunamadı. Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu mahallesinde bulunan Çavuşlu Deresi'ne köpek düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri gece gündüz devam ettirdikleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. AKUT ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerde köpeğin bulunması halinde anında müdahalede bulunmak amacıyla bölgede hazır bekliyor. Kanallarda biriken metan gazına rağmen kilometrelerce ilerleyen itfaiye ve AKUT ekiplerine hayvanseverler de destek verirken ekiplerin günlerdir umudunu kaybetmeden yürüttüğü çalışmalar mahalle sakinlerinden de destek görüyor. Köpek vardı, onlar da havlıyorlardı zaten burada kendi aralarında falan. Hani gerçekten yoğun köpek vardı. Ama o hiçbir şekilde hiçbirine de ses vermedi. Hatta dedik ki köpek mi havlatsak acaba dedim. Tepki mi verecek? Onu da yapmadı, hiçbir şekilde yapmadı. Geç saatlere kadar devam eden arama çalışmaları sonucunda vatandaşları bilgilendiren AKUT Mersin ekip lideri Doğan Göktekin ise çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getirdi. Vatandaştan gelen ihbar üzerine pazartesi günden bu yana yaklaşık 4-5 defa itfaiye ile beraber köpeğin kaybolduğu iddia edilen görülen yere giriş yaptık. Kanalda yer yer nefes alma zorlanıyor, balçık var, girilebilecek en son noktaya kadar bizler ilerledik. Fakat herhangi bir noktada sadece ve sadece köpeğin izlerine rastladık ama ondan sonraki süreçte gerek balçık gerek su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla hayvan izine rastlanmıyor. İstanbul'da kilosu 48 liraya kadar satılan zeytinyağı, Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin %10'unu karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde zeytinyağı işletmelerinde kilosu 17 ile 28 lira arasında alıcı buluyor. Küçük ve orta ölçekli birçok zeytinyağı üretim işletmesi bulunan ilçede kayıtlı 10 milyon 500 bin zeytin ağacı yer alıyor. 9 zeytin salamura işletme tesisiyle 13 zeytinyağı fabrikasının faaliyette olduğu ilçede bu yıl yaklaşık 16 bin ton zeytinyağı üretildi. 1300 yıllık anıt zeytin ağacının bulunduğu ilçede toplam 700 bin dekarlık alanda tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğünü belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ekrem Bayır şu bilgileri verdi. İlçemizde 700 bin dekar alanda tarımsal faaliyetlerimiz yürütmekteyiz. Bunun 280 bin dekar alanında zeytin üretimi yapmaktayız. 2017 yılında toplam 367 bin ton zeytin rekortemiz oldu. Bunun 257 bin tonu sofralık olarak ilçemizde satılmıştır. İlçemizde 10 milyon 500 bin adet zeytin ağacımız kayıtlarımızda bulunmaktadır. Kayıt dışı zeytin ağaçlarımız da var. Ortalama 12 milyon civarı zeytin ağacımızdan üretimimizi yapmak. Ulusal ve uluslararası ölçekte yapılan yarışmalarda 9 madalya ve 1 üstün lezzet ödülü alan bir fabrikanın genel müdürü Erdoğan Şentürk, bölgede tarım ilacı kullanmadan zeytin yetiştirildiğini söyledi. Zeytinyağı fiyatları 17 lirayla 28 lira arasında değişiyor. Bu sezon yoğun bir sezon oldu Mut yöresi için. İlaçsız zeytin yetiştiren bir kent. Yani tarım ilacı kullanmadan zeytin yetiştiriyor. Zeytin sineğinin olmadığı yegane bir bölge burası. Zeytinyağı sektöründe
çok kıymetli olarak bilinen erken hasat zeytinyağlarını daha çok üretmeye şansımız oluyor Mut bölgesinde. İlaçsız zeytin yetiştirmesi de Mut bölgesi dünyanın en kaliteli zeytinlerin üretildiği, en kaliteli yağların üretildiği bölge olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle zeytin sineğinin olmaması çok büyük bir avantaj. Diğer yöreler 7-8 kere ilaç yapmadan zeytin yetiştiremezken biz hiç ilaçsız zeytin yetiştiriyoruz. Özellikle butik üreticileri olarak biz internetten satış yapmayı tercih ediyoruz. Diğer bölgelerdeki büyük zeytin üreticileri de Mut bölgesindeki zeytinin dokusundan, daha uzun dayanmasından, sinek sizi olmasından dolayı Mut bölgesinin sofralık zeytinlerini ve Mut bölgesinin özellikle kendine has zeytinyağını çok talep etmektedirler. Yılda 15-20 tona yakın bir zeytin üretimi yapmaktayım. Ürettiğimizin karşılığını alamıyoruz. Gübre fiyatları artıyor. İşçi ücretleri artıyor. Arada 2000-2500 liraya zeytin satarak üreticilerin para kazanması belini doğrultması mümkün değil. Devlet zeytin üreticilerine mutlaka prim versin. Başka ülkelerden zeytinyağına ithal ederek onlara verecekleri parayı üreticilerine dağıtsın.